Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle mozaik motif yapımını paylaşmak istiyorum. Ben yaparken çok zevk aldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu motiflerle yastık, battaniye, hırka ne isterseniz yapabilirsiniz. Yapımı karmaşık gibi görünüyor olabilir fakat gerçekten çok basit bir örnek. Şimdi hep birlikte bunu nasıl yaptık bir paylaşalım. Hep birlikte yapalım. Renklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii ki. Bunun için taban için şu şekilde bir tane kare yapıyoruz. Yani dört tane kutucu olan bir kare yapıyorum. Bunu paylaşmaya gerek duymadım çünkü bu hepimizin bildiği basit bir başlangıç şekli. Şimdi bunun üstüne örneğimizi kurmaya başlayalım. İpimizi herhangi bir yerden bağlıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi önce köşeyi oluşturacağız. Bir, iki ve 3 tane zincir çektim. Normalde bu motifte ne yapıyorduk? 2 doldurup 2 zincir çekip 2 doldurup şu karşı kutucuğa geçiyorduk. Aralarda bakın şöyle 3 tane bacak oluyordu. Fakat bunda bir tane bacak yaptıktan sonra tığımızı bu köşeden şu alta, bakın şu alta geçiriyorum şuraya ve ipimi buradan çıkartıyorum. Çıkartırken 3 kere de 1, 2, 3 kere de çıkartıp dördüncüye bağlıyorum. Çünkü yandaki ilmekle çıkardığım ilmek aynı hizada olmalı. Üçüncü bacağımı yine boşluğa yapıyorum. Bakın arada iki zincir çekiyorum çünkü köşeye otu yapacağız. Tekrar aynı boşluğun içine bir bacak yapıyorum. İkinci bacağı ne yapıyoruz? Bu köşeden tığımı şu şekilde alttan geçiriyorum. İpimi çekiyorum ve üç kere de yukarıya çıkıp dördüncüye bağlıyorum. Ve bir bacak daha. Evet, bu birinci köşemiz oldu. Şu an anlayamıyorsunuz. Ama ilerledikçe daha kolay anlaşılacak. Arada bir tane zincir çekiyorum. Ve diğer kutucuğuma, boşluğuma gidip ikinci köşeye yapacağım. Önce bir bacak yapıyorum. Normal deliğin içinden çıkartarak. Ve ikinci bacağı ne yapıyorum? Şu aşağıya tığımı sokuyorum. Ve ipimi buradan çıkartıp 3 kere de 2 üç kere de çıkıp dördüncüye bağlıyorum ve üçüncü bacağımı şu boşluğun içine yapıyorum. Köşelerde iki zincir çekiyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Şimdi üçüncü köşemizi yapalım. Şimdi son köşeye yapıyoruz. Bakın bir ilmek çekerek karşı köşeye geldim. Bir bacak yaptım. Tığımın üzerine ipimi doladım. Ve şu köşe var ya bu köşeden tığımı çıkartıyorum. İpimi çekiyorum. Üç kere de çıkıyorum. Ve son bacağımı yapıyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum. Köşelerde iki zincir, şu aralarda bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar köşemi yapıyorum.
ve bir zincir çekerek ilk yaptığım motifin tepesine batıyorum ve bağlıyorum. İpimizi keselim. Şimdi başka bir renge geçtiğimde daha kolay anlaşılacaktır. Bakın. Şu açık renkli bir kere daha tekrarlayayım. Çünkü bir üst sırada artık şu arada boşluklar oluştuğu için orayı da size göstereyim. Fakat göstermeden önce sihirli halkayla başlamıştık motifimize ve şu ortası açık. Bu ortayı artık kapatabiliriz. Alttaki ipi çekerek bakın şu ortamımızı istediğimiz ebatlarda kapatıyoruz. Açık renk bağlayayım ipimi. İstediğiniz yerden bağlayabilirsiniz. Şu köşeden bağlayayım ben. 3 zincir çekiyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir bacak yaptım. İkinci bacağımızı ne yapıyorum? Şu alt var ya, şu alt tığımızı buradan çıkartıyorum. İpimizi çekiyorum. 3 kere de çıkacağız. Bir, iki, üç kere de çıkıp dördüncüyü bağladım. Ve bir bacak daha yapıyorum. Ve şimdi köşeyi oluşturalım. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak köşemizi oluşturuyorum. Evet, bir köşe oluştu. Şimdi şuraya geleceğim. Arada bir zincir çekiyorum. Ve bu kutucuğa da normal motiflerde 3 tane bacak yapmamız gerekiyordu. Biz yine 3 bacak yapacağız ama tek farkla. Bir bacağımı yaptım normalde. İkinci bacağımı yaparken bir alttaki kutucuk var ya, 1, 2, 3 tane bacağı var. Bir alttaki kutucuğun orttaki bacağına tığımı geçiriyorum. Ve ipi şuradan çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye bağladım ve kutunun içine bir bacak daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve köşeye geliyorum. Şunu unutmayalım. Şu aralarda birer zincir, köşelerde mutlaka iki zincir çekiyoruz ve bunu bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyoruz. Beyaz bittikten sonra bakın pembeye geçtim şu anda ben. Örnek de ortaya çıkmaya başladı. Bir zincir çektim, köşeye geldim. Bu sırayı da bitirip bir bacağımı yaptım. İkinci bacağı ne yapıyorum? Bir alttaki, bakın şuraya alttan uzun bir bacak çıkartıyorum. Bir bacaklarımızı çıkartırken 3 zincirle çıkartalım. İp katlı bir ip olduğu için tığıma takılıyor. 3 kere çıkalım. Dördüncüye bağlayalım. Köşe olduğu için 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar köşemizi tamamlayalım burada. Arada bir zincir çektim.
Bazen görüşten çıkıyorum, farkında değilim. Çünkü telefonumu tutan kamera ayaklığı kırıldı. O yüzden arkadaşlar şöyle tekrar bakın. Bir zincir çekiyorum. Bir tane bacak çıkartıyorum. İkinci bacağımı bir alttaki kutucuğun ortasındaki bacaktan tığımla ipimi çekip 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 kere de çıkıp bağlıyorum ve bir kere daha bacak yapıyorum. Ve yandaki kutucuğa geçerken bir ilmek çekiyorum. Bu kadar. Bakın. Bitmiş şu şekilde. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin.